Back Vibe'dasınız. Bu videomda Serdar Ortaç ve Tarkan'ı konu alacağım. Sizlere bu konuyu aktaracağım. İkilinin arasındaki gerilimi konuşacağız. Biliyorsunuz Serdar Ortaç Tarkan için ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştu. Şimdi ise bu olay hakkında yeni gelişmeler var ve sizlerle beraber bu konuyu derinlemesine konuşalım istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Biliyorsunuz ki son zamanlarda Serdar Ortaç yaptığı paylaşımlarla sosyal medyadaki hareketleriyle kendinden söz ettiriyordu. TikTok ve Instagram hesabında bu süreçte aktif kullanıyor. Son olarak Instagram hesabından alkollü bir şekilde canlı yayın açtı Serdar Ortaç ve bu canlı yayınında yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti. Çoğu kişi bu canlı yayını tasvip etmedi ve beklemiyorlardı açıkçası. Serdar Ortaç yayınında Tarkan'a dahi küfürler etti. Serdar Ortaç'ın çalışanı telefonu elinden aldı. Görüntüler de sosyal medyada gündem oldu ve bu konunun ardından Serdar Ortaç ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Bu açıklamada Serdar Ortaç şunları söyledi. Hatırlamıyorum ki, çok alkollüydüm abi, ilaç da kullanıyorum ben. İlacın üstüne de alkol alınca kötü olmuşum. İntihar etmişim yani, sosyal medyamı kapatmışlar zaten. Kılıcı kapatıldı yazıyor TikTok hesabında. Herkes ne yaptın sen diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim ondan da. Hiçbir şey hatırlamıyorum ifadelerini kullanarak affını diledi Tarkan'dan. Oradaki Tarkan'dan bahsetmesi bu şekilde oldu. Serdar Ortaç'ın bu yapmış olduğu canlı yayın dediğim gibi çok fazla konuşuldu. Tarkan'a kadar gitti, CHP'ye kadar gitti konular, hatta bir siyasi partiye kadar gitti. Serdar Ortaç'ın dediğim gibi bu canlı yayınları zaten çok konuşuluyordu. Keza son zamanlarda böyle canlı yayın açanlardan biri de Mehmet Ali Erbil. Sürekli açtığı canlı yayınlarla sosyal medyanın gündemine geliyor. Bu artık bir furya oldu. Her ünlü artık böyle canı sıkıldığında aktif bir şekilde canlı yayın açıp takipçileriyle daha fazla tepkisel olarak, yani tepkimeye giriyorlar. Hani anlık sohbete giriyorlar diyelim. Hiç olmazsa bu şekilde ifade edeyim. Sadece Serdar Ortaç bu canlı yayınında alkolün kurbanı olmuş gibi gözüküyor. Ama ne kadar alkolü de olsa Tarkan'la derdi ne ki alkollüyken bu şekilde ortaya çıkarıyor. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Alkollü olan insan bir şekilde içindeki düşünceleri de dışarıya daha rahat aslında dökermiş gibi geliyor. Sizler Serdar Ortaç'ın bu canlı yayını hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayrıca Serdar Ortaç'ın bu affı, özür dilemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tarkan olsanız kendisini affeder miydiniz? Bunu da çok merak ediyorum. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha fazlası için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Mac Vibes'a kalın.